Merhabalar. Bugün İzmir 3. Felsefe Seminerleri programı kapsamında iki kıdemli felsefe hocasının konuşmasını dinledim. Konuşmanın ana teması dünyanın geleceği ve geleceğin dünyası. Bu kapsamda Ahmet Arslan Hoca ve Yasin Ceylan Hoca'nın karşılıklı sohbetleri içerisinde birkaç fikir dikkatimi çekti. Profesör Doktor Ahmet Arslan Hoca dedi ki, yaşadığımız bugünkü dünyada hakikat denen mesele bitmiştir. Bunun anlamı şudur: hiç kimsenin bugün itibariyle bir hakikat arama, hakikatin ne olduğunu kovalama, onu araştırma ve bununla bağlantılı olarak insanın, varlığın, hayatın anlamını arama, büyük anlamını arama konusunda herhangi bir derdi yoktur. Bu bağlamda Orta Çağ'la bir kıyaslama yaptı. Dedi ki Orta Çağ'lar iman çağıydı, inanç çağıydı. Dinler de insanlığın o dönemlerdeki tabiat karşısındaki yetersizlikleri, bilgisizlikleri ve dolayısıyla çaresizlikleri yüzünden onların içinde bulundukları hayata bir şekilde anlam ve değer yüklüyordu. Ve dolayısıyla din Orta Çağlar boyunca ciddi bir işlev görüyordu. Ama bugün itibariyle dünya artık anlamın, bilginin dünyası değil, hakikatin dünyası değil, gücün dünyasıdır, iktidarın dünyasıdır. Dolayısıyla bugün siyasette güç, dinde güç, ekonomide güç, askeri alanda güç, hasılı kelam bütün her alanda nüfuz ve güç üstüne kurulu bir dünyadır. Dolayısıyla böyle bir dünyada gücü yeten yetene kuralı işlediğinden, kim güçlüyse onun sözü doğru kabul edildiğinden ve onun tabiri caizse borusu örttüğünden dolayı kendime söyleyeyim, herkes gücü tahkim etmeye, gücü çoğaltmaya uğraşmakta. Dolayısıyla hiç kimsenin hakikatle herhangi bir ilişkisi, irtibatı, iltisakı bulunmamaktadır diye bir tespitte bulundu. Problemler artık hemen küreselleşiyor. Hemen küreselleşiyor. Hastalıklar küreselleşiyor. İklimle ilgili değişmeler küreselleşiyor. Demagojiler küreselleşiyor. İstibdatlar küreselleşiyor. Kim tahmin eder ki Amerika'nın başına şey gibi bir adam gelecek? Söyle. Trump. Trump gibi mi hocam? Trump gibi bir adam gelecek. Ve inanılmaz bir şey yapacak. İşte bir ara bir televizyon programında söylemiştim. Bir gazete, New York Times veya Washington Post inceledi. 8 aylık bir süre içerisinde 400 tane yalan söylemiş. 400 tane yalan söylemiş. Yani ben bile bunu beceremem. Hatta bizim politikacılarımız da beceremez. Yani bizimkiler de yalan söyler de, yani o kadar kısa bir süre içerisinde o kadar büyük yalanlar söylemek kolay değil açıkçası. Pek geri kalmazlar gibi geliyor bana. Sen Kudret bize ulaşmayabilir de. o tarafa doğru gitmek istemiyorum şu anda. Orası tehlikeli benim için şu anda. Yani bizim politikacılarımızla ilgili onların yalancılıkları konusu tehlikeli demeye çalışıyorum. Neyse. Şimdi bir kavram çıktı ortaya. Ben de kullandım. Evet, gitgide bunu daha çok kullanacağız. Post-truth kavramı. Yani bence bu çok işlevsel. Yani gelecekle ilgili olarak benim paradigmanın belli unsurlarından birisi bu olacak. Şimdi ben hani geçmişe baktığım zaman, yani geçmişi tabii teknik bakımdan, başka bakımlardan, dinsel bakımdan hangi ölçüde alırsak başka bir takım ölçütlerle sınıflandırabiliriz. Ama şunu söyleyebiliriz. Çok uzun bir dönem Orta Çağ dediğimiz bizim en azından Batı dünyası ama buna Orta Çağ Doğu dünyası dahi istersen bilgi inanç dünyası. Evet. Ben inanç yerine iman diyeyim. O daha iyi. Yani inanç çünkü fazla nötr bir kelime. Yani inançla akıl arasında bir şey yok. O kadar büyük bir çelişki olmayabilir ama iman, hele iman deyince dini iman. Dinlere dayanan iman, Tanrı inancı falan dediğin zaman iş değişiyor. Evet. Yani çok büyük bir dönem Vladimir
Milattan evvel belki 6. yüzyıldan işte, belki Zerdüştçülüğün başlangıcından itibaren, hatta belki biraz daha erken, şeyden itibaren, Yahudilikten itibaren, sonra İslam, Musevilik, İslam, Hristiyanlık, hepsi aynı dönemde, 2000 yıllık bir dönem içerisinde ortaya çıktı. Ve bu çağı karakterize eden şey tabii iman çağı, öyle diyelim. İman çağı. Ondan sonra Orta Çağ'ın, işte geç Orta Çağ'dan itibaren yine Batı'da ve onun arkasından onun sürüklediği dünyanın geri kalan kısımlarında istersen bilgi çağı de, istersen akıl çağı de, bilim çağı de, hepsi aynı şeydir. Başka bir çağ meydana geldi. Biz o bilgi, bilim, akıl bu çağla kullanmıyor tabii biliyorsun. Yani imana karşı veya iman yerine. Yani uygarlığı belirleyen temel, ne diyelim, sahih, muharrik olmak bakımından bilgi çağı. Ama artık 19. yüzyıldan itibaren açıkçası hani bilgi ve bilgiye dayanan hakikat kavramı da yavaş yavaş ağırlığını kaybetti. Peki buradan sonra ne çağa geldi diye düşünüyorum ben. Bunlar benim söylediğim bilimsel şeyler değil. Yani genel şeyler. Bunlar benim tarihe baktığım zaman gördüğüm genel şeyler. Açıkçası bence artık teknoloji çağı. Ama ben teknolojiyi sadece fizik alanda, mekanik alanda bir iş gören kavram olarak kullanmıyorum. Yani demiryolu, cep telefonu, bombalar, işte bilmem uçaklar alanında kullanmıyorum. Toplumsal teknoloji anlamında da kullanıyorum. Yani toplumu da teknolojik olarak yönlendirmenin mümkün olduğu bir çağ. Tabii bunu mümkün kılan şeyler de yine teknolojinin getirdiği imkanlar oldu. Yani ne oldu? Yani eskiden 80 milyonluk bir Türkiye'nin kendisini kimin yönettiğini bilmesine imkan, ihtimal yoktu. İşte nitekim Şevket Soya kitaplarında anlatır falan. Birinci Can Savaşı'nın sonunda köylülerle konuşur. Kimisi Türkiye'yi işte Abdülhamit yönetiyor der, kimisi bilmem Vahdettin yönetiyor der, kimisi Hazreti Ömer yönetiyor der. Yani insanlar bu kadardı. Ama şimdi bizim mesela şu 80 milyonluk, 83 milyonluk Türkiye'de şu anda Türkiye'yi Tayyip Erdoğan'ın yönettiğini bilmemeye imkan var mı? Bu bilgiden kurtulmaya imkan var mı? Çünkü her gün, her saat karşında olduğuna göre onu istesen de, istemesen de, sevsen de, sevmesen de dinlemek zorundasın. Oradan kaçarsan başka bir yere gidersin, orada yakalanırsın. Hangi televizyondan kaçarsan, hangi kanalda kaçarsan başka bir yerde yakalanırsın. Televizyondan kaçarsın, gazetelerde yakalanırsın. Gazetelerden kaçarsın, sokakta, otobüslerde yakalanırsın. Şunu demeye çalışıyor. Bu da teknoloji. Bu da iletişim teknolojisinden ileri gelen bir şey. Tabii bu teknoloji bir de ne kavramına dayanıyor? Manipülasyona dayanıyor. Teknolojiyi manipüle etmek de mümkün. Halk, kitle. Teknoloji, halk, kitle, manipülasyon ve postür. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Bilim ve hakikat kavramı önemlidir. Ama işin içerisine insan girdiği zaman, insan yönetimi, insan idaresi, insanlar arası ilişkiler girdiği zaman artık hakikatin herhangi bir önemi yoktur. Burada ister ideoloji de, ister inanç de, ne dersen de, ama o düz, basit anlamında bir önermenin, o önermenin konusu olan olguya, olaya uygun olması olaya artık bitmiştir. Peki ne gelmiştir bunun yerine? İstiyorsan imge, istiyorsan olgu, istiyorsan yani hangi kavramı bulursan bul. Şimdi artık önemli olan hakikat değildir. Şimdi artık hakikat bilgi değildir. Önemli olan elde mevcut teknolojiyle dünyayı bir takım imgelere, imajlara, algılara uygun olarak yönetmektir. İşte bu söz konusu olduğu zaman gelecek dünya ile ilgili temel karamsarlığın nedeni budur. Yani şunu diyebilirdik bir zamanlar, ya artık hakikat ortaya çıkar, er geç hakikat ortaya çıkar. Hakikat hiçbir zaman ortaya çıkmama şansı da var artık. Yani kara ütopyaları hatırlatıyorum ben burada.
Şimdi zannediyorum fazla konuştum, epey konuştum. Ama genel görüşüm bir, gelecekle ilgili olarak benim söyleyecek bir şeyim yok. İki, geçmişle ilgili olarak da geldiği zaman benim şeyim, şimdi artık iman falan filan bitmiştir. Onu da sana söyleyeyim. Artık söz konusunda iman da değildir. Hani bir zamanlar geçmişte gerçekten Orta Çağ'ın en büyük meselesi hem Doğu'da hem Batı'da hem İslam'da hem Yahudilikte hem Hristiyanlık'ta işte Yunan'dan gelen gelenekle yani bilgi, akıl, doğa, bilim geleneğiyle işte şeyden gelen eski ahitten veya işte İbrahim'den gelen gelenek yani iman, tanrı, kurtuluş, gelecek hayat vesaire arasındaki problemdi, gerilimdi, ilişkiydi. Ha bu bazen olumlu, bazen olumsuz sonuçlara yol açtı. Ha bir medeniyet de yarattı, onu da söyleyeyim. Ama artık iman meselesi bitti. Artık gelecekle ilgili olarak hani senin konuşmanın da veya tempozimin konusu da imanla akıl arasında. Artık imanla akıl arasında diye bir şey yok. İman yok ki akıl olsun. Anlam arayışı diye bir ad vermişsin. Kimsenin anlam aradığı da yok. Nedeni şu, anlam geçmişte kendisine ihtiyaç duyulan bir şeydi. Niye anlama ihtiyaç duyuluyordu? Çünkü insanlar çaresizdiler. Çünkü acı çekiyorlardı. Çünkü hastalıklar, salgın hastalıklar, savaşlar, ölümler, çok ölüm, çocuk ölümleri vesaire arasında adaletsizlikler. Bir de o var tabii. Karşısında bir anlamaya çalışıyorlardı. Anlam burada ileri gelen bir şeydi. Anlamaya çalışıyor. Bunlar niye var? Bunlar niye var? Din sayesinde, inanma sayesinde, onun sunduğu bir tablo sayesinde mesela, bunlar şunun için var diyerek, ayrıntısına girmiyorum, insanlara anlam veriliyordu. Din esas itibariyle dünyaya bir anlam kazandırma çabası. Gayet tabii. Bundan başka bir şey değil. Çünkü bilginin, bilimin anlam vermesi söz konusu değil. Onları da söylememe ihtiyaç yok. Bilgiyle anlam kazanamazsın. Şimdi ama yavaş yavaş önce bilgi, sonra bilgiye ve bilime dayanan teknoloji, teknolojinin sağladığı güç. Ha şimdi artık geldik oraya. Şimdi modern dünyanın, gelecekteki dünyanın temel kavramı da ne iman ne bilgi. Güç, power, puissance, iktidar. Her anlamda güç ama. Yani siyasi anlamda da güç, fiziki anlamda da güç, tabiata hakim olma anlamında da güç, manipülasyon anlamında da güç, kitleleri yönlendirme anlamında da güç. Şu anda insanlar güce sahipler. Güce sahip oldukları ve güce sahip olmadan da mutlu oldukları için artık anlam arama ihtiyaca sahip değiller. Ama bugün itibariyle dünya artık anlamın, bilginin dünyası değil, hakikatin dünyası değil, gücün dünyasıdır, iktidarın dünyasıdır. Dolayısıyla bugün siyasette güç, dinde güç, ekonomide güç, askeri alanda güç, aslı filan bütün her alanda nüfuz ve güç üstüne kurulu bir dünyadır. Dolayısıyla böyle bir dünyada gücü yeten yetene kuralı işlediğinden, kim güçlüyse onun sözü doğru kabul edildiğinden ve onun tabiri caizse borusu örttüğünden dolayı, efendime söyleyeyim, herkes gücü tahkim etmeye, gücü çoğaltmaya uğraşmakta. Dolayısıyla hiç kimsenin hakikatle herhangi bir ilişkisi, irtibatı, iltisakı bulunmamaktadır diye bir tespitte bulundu. Ben bu tespite büyük ölçüde katılıyorum. Dinlerin geçmişine, şimdisine ve geleceğine dair bir kehanette bulunmak değil amacım. Ama yaşadığımız dünyada gerçekten de bugün itibariyle din çerçevesinde hiç kimse, en azından dinin kendisine temel misyon ve amaç olarak belirlediği erdemli, ahlaklı, efendime söyleyeyim, varoluşa dair büyük sorularının cevabını bulduğu, karşıladığı ve dolayısıyla dünyayı daha yaşanabilir bir dünya kılmak, iyiliği, kötülüğün karşısında daha fazla çoğaltmak gibi bir amaca hizmet eden, ulvi bir amaca hizmet eden bir şey olmaktan çıktığını, güç dediğimiz büyük idealin bir aparatı, aracı olarak kullanıldığını maalesef kesefle gözlemliyoruz.
bugün benim de kanaatim odur ki din çerçevesinde yürütülen tartışmaların özellikle kamuya yansıyan boyutunda gruplaşmış, organize olmuş, kendilerini dini kimlikler üzerinden tanımlayan grupların, fırkaların, cemaatlerin, tarikatların derdinin de asla bir hakikati ayan beyan ortaya çıkarmak ve hakikati arama yolunda farklı görüşlere, farklı düşüncelere imkan alanı açıp hakikat müsaadereyi efkardan doğsun, barikayı hakikat parlasın gibi bir niyetin peşinde koştuklarını söylemek asla ve kat'a mümkün değil. Bugün itibariyle bu organize yapıların yaptıkları iş bizim gibi Orta Doğu toplumlarında, halk katmanlarında dinin önemli ölçüde halkın kendi muhayyilesinde en azından romantik, nostaljik bir değeri haiz olmasından dolayı dini değer ve sembolleri kendi güçlerini ve kendi kudretlerini tahkim etmek, etrafında topladıkları taraftar kitlesini hem konsolide etmek hem de yeri geldiğinde kışkırtıp harekete geçirip mobilize etmek için kullandıkları bir aparattan, bir araçtan başka bir şey değildir. Yani bu yapılar için din, avadanlığın içerisindeki bir alet edevat mesabesindedir. Ve dolayısıyla bu açıdan bakıldığında kurumsal din işlevsizleşmesinin yanında büyük ölçüde bir kirliliğe de mahal vermektedir. İnsanların iç dünyalarındaki pürüzleri gidermek, onların zihinlerini teşviş eden bir takım tereddütleri, kuşkuları gidermek, onlara bir iç huzuru bahşetmek yerine onların ihtilaflarını, birbirleriyle olan zıtlaşmalarını, birbiriyle olan kavga ve nizalarını daha çok körükleyici bir işleve bürünmüş görünmektedir. Dolayısıyla din her geçen gün kurumsal yapılar çerçevesinde manipüle edilen ve bu şekilde istismara bitmez tükenmez bir sermaye teşkil eden bir araca dönüşmüştür. Bu kaotik manzara sanki İslam'ın ilk zamanlarında yani Hazreti Peygamber'in vefatından yaklaşık çeyrek asır sonra patlak veren Sıffin, daha öncesinde bir sene öncesinde Cemel yani hicretten Peygamberden sonra, vefatından sonra 24-25-26 sene sonra patlak veren, ondan sonraki süreçte Kerbela, Harre vakasıydı. Müslümanların birbirlerinin kanına girdikleri ve ortada gerçekten bir deprem sonrası enkaz yığını gibi bir kaosun, kaotik manzaranın oluştuğu dönemlerde kimi insanların herhangi bir taraf, iki taraftan birini tercih etmek yerine bu manzaradan illallah edip, ikrah edip kendilerini adeta uzlete çekmeleri, mağaralara girmeleri, dağların başlarına atmaları gibi ki bu toplumun kargaşasından, kavgasından, nizasından kendini kurtarıp hiç olmazsa bireysel planda dini kendi iç dünyasında koruyarak yaşama çabası bizim İslam düşünce tarihinde zahitlik yani zühdün başlangıç evresi olarak görülebilir. Benim de şahsi kanaatim odur ki hakikat kimsenin umurunda olmasa dahi en azından benim umurumdadır. En azından ben kendi hayatımı, varoluşumu, varlığımı az çok bir anlam zeminine oturtmaya gayreti içinde olan bir insan evladı olarak bu yıkımdan, bu kaostan, bu enkazdan kurtulmanın ve bu kirliliğin deryasında daha fazla kirlenmekten kurtulmanın mümkün görünen en tekin yolu olarak bir inziva halini, tabiri caizse bir zühd tecrübesine benzer bir tecrübeyi yaşamanın sağlıklı bir yol ve yöntem olacağı kanaatindeyim. Dolayısıyla bundan sonraki süreç bence insanların bu kurumsal dinin manipüle ve istismarından doğan yıkım karşısında hani bugünlerde deizme merak, deizme meyil diye denen süreç haddi zatında bir bakıma bu katastrofik, kaotik manzaradan bireysel planda kurtuluşun, çıkışın bir yolu olarak, kaçış olarak görünüyor. Benim şahsi kanaatim bundan sonra en azından akıl ve ruh sağlığımızı korumak, en azından dinin bu olan bitenden bağımsız kendi özgür değerini, kıymetini muhafaza edebilmek için
mümkün mertebe inziva haline çekilmek ve Cenab-ı Hak'la kendi iç dünyamızda kuracağımız hukuk ve sıkı bağ üzerinden dindarlığı tecrübe etmek en sağlıklı yol gibi görünüyor. Bunun da birinci şartı bu didişme, hırlaşma kültüründen uzak durmak. Güç ve nüfuz talepleri, arzuları, ihtirasları doymak bilmeyen bu yapılara o göz dikleri alanları bırakmak, alın ne haliniz varsa tepe tepe kullanın demek ve bir kenara çekilmek. Ha bu bir kenara çekilmek tamamen yitip gitmek anlamına gelmeyebilir. Ben de nitekim şimdi şu odada gördüğünüz mekanda Bismillah deyip burada gene çalışmalarımı, ilmi çabamı sürdüreceğim. Ama insanların kendilerine rakip gördükleri, efendime söyleyeyim, din üzerinden sağladıkları rantı sizinle bölüşmek istemedikleri, dolayısıyla sizi oradan refüze etmek istedikleri alanlara yaklaşmayacağım. Çünkü benim öyle bir din üzerinden rant devşirmek, din üzerinden iktidar devşirmek, din üzerinden kudret devşirmek gibi bir amacım olmadı. Dini ben bugüne kadar insanlığın potansiyel iyiliğini, insanlığın ahlaki değer üretme kapasitesini harekete geçirecek, onu takviye edecek bir destek unsuru olarak gördüm. Bundan bu çerçeve içerisinde ne kadar nasiplenebilirsem o kadar kârdır diye düşünüyorum. Dolayısıyla benim din anlayışımın öyle kamusal boyuta yansıyan, herkese bir şekilde nizam, ölçü vermeyi hedefleyen bir yanı, yönü, tarafı yok. Bireysel planda tecrübe edilebilir ve hayat sahnesine de mümkün mertebe davranışsal olarak temsil düzeyinde aktarılabilirse, ne kadar iyi aktarılırsa, inandıklarımızı, öğrendiklerimizi, insanlarla olan hukukumuzda, doğayla olan hukukumuzda, hayvanlarla olan hukukumuzda, çevreyle olan hukukumuzda bu güzellikleri, bu iyilikleri ne kadar daha fazla katma değere dönüştürebilirsek o kadar iyi olur. Sonuçta da Cenab-ı Allah'ın huzuruna çıktığımızda ya Rabbi iyi kötü senin karşında yüzümüz yere geçmeyecek iyi kötü bir hikayemiz vardı diye bir hikaye yazmış, hikaye oluşturmuş oluruz. Bundan başka da bir muradımız yoktur. Din üzerinden tuğli emellerle hedefledikleri bütün iktidar alanlarını, bütün güç tedarik etme projelerini, hepsini ama hepsini ilgililerine havale ediyorum. Yani o alanla hiçbir alakamın, ilgimin olmadığını da ben de bu vesileyle deklar ediyorum. Hepinize Cenab-ı Allah'tan sağlık, afiyet, sıhhat diliyorum. Cenab-ı Hakk'a emanet olun. Hoşçakalın.